Merhaba arkadaşlar, kuşları kafeslerine sokmadan önce son bir video çekeyim dedim. Yani kuşlarımız şimdi yoruldukları ve terledikleri için serinleteceğiz. Spreyimizi doldurduk. Spreyimiz burada. Hala bazı kuşlar yem çıkartıyorlar. Yorulmuşlar bayağı. Yukarıda mor beyaz ışıyorlardı. Aşağıdaymış. Bazıları yağmurun altında aşk yaşıyorlar. Yeşillerimiz şurada. Mor beyaz dişi iyi. O kanatlarını fena açıyor. Bildiğim banyo yapıyor. Tabi yukarı bir çıksın ha. Demin bayağı iyiydi. Bu mavi kuş da bana alıştı. Sürekli bana geliyor bak. Lan git git. Gidiyor, orkidelere girdi bak. Seni de satayım oğlum. Hı, onu da sattık. Tekrar şuraya satalım arkadaşlar. Bu Jumbo da eşini buldu. Onun peşinden gidiyor sürekli. Aşağıda onun işte. Geç geç eski yerine geç geç. Bayağı yaralanmışlar ya bunlar da. Şaka maka. Aslında bunları bir küçük çaplı bir savmaya atmak lazım. Bir hafta falan uçsunlar orada. Tabi dişli erkekli olacak. Ayrı yerlerde olacaklar. Yoksa burada bile yani çiftleşmeye yelteniyorlar. Orada kesin çiftleşirler. Mor beyaz dişimize bakın arkadaşlar. Yukarıda ne yapıyor? Bildiğin banyo yapıyor. Altları falan açıyor. Sevindiler bayağı ya. İyi oldu bunlar için de. Mavi gene firar etti, hop çarptı, geri geliyor, düştü yere. Onu alıp tekrardan yukarıya koyalım, gel. Gel. Geç bakayım. Hiç uğraşmadan kuşlara el alıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi bir anda. Şunları da satalım. Bunlar da yazık günah. Bunları ısırdığı için almadım. Şu mor beyaz yeni gelene güvenemedim. O da belki ısırıyordur. Bunları zaten ayrı ayrı uçuracağım arkadaşlar yani. Şimdilik uçurmadığım için, sürekli uçurmadığımı sanmayın. Bunlar da yağlanma olduğu için, iki tane dişi de. Bu yeşille şu moru %100 uçuruyorum zaten ben düzenli olarak. Uçmaları lazım zaten. Yağlanmanın geçmesi için. Aha gitti, dişi gitti. Gidemedi o da, uçamadı o da. Sırılsıklam onlar arkadaşlar. Bu bayağı yağlanmış ya. Bu hiç uçamıyor. Buna direkt ben çökeyim, yukarı atayım. Gel geri gel gel. 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 Gel 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 gel. Gel. Ha gitti o da. Şöyle bulaşıklığa mı gitti o da? Lan nereye gittin, nereye? Gel. Bu temelli yıkatmış kendini. İyi, böyle biraz yorulsunlar da yağlar erisin arkadaşlar. Ben direkt bunu çökeyim, hop üstü atayım direkt. Geç bakayım. Geç. Biraz daha ıslatıp bunları toplamak lazım artık. Mor bayağı sevdi onu, biraz serinletelim daha fazla. Şöyle ben yukarı atıyorum, fısfısları aşağı indiriyor onları arkadaşlar. Vallahi sırılsıklam oldular. Bunlara kızıştırıcı mama yapacağım arkadaşlar. Onları da vereceğim. Dediğim gibi havalar bu ara bozdu. Ondan fırsat bilip ondan faydalanıp bunları yumurtlatmak lazım. 3 yeşilimiz burada. 3'ü de sırılsıklam olmuş. Şu ortadaki biraz sert çarptı. Bir de yorulduğu için sürekli kusuyordu. Şimdi bir 5-10 dakikada dinleniyor. Düzeldi zaten o da. O da kuşlar silkelenince hep üstüme su atıyorlar. Bayağı ıslanmışlar demek ki. Şimdi ben bilerek ıslatıyorum. Kafesin içinde de ıslatabilirim de. Bazı kaçan kuşlar var, ele gelmeyen. Onlar ıslandığı için uçamayacaklar. Onları rahat rahat yakalayabileceğim arkadaşlar. Hemen şurayı da bir ıslatalım ya. Siz de faydalanın. Birazdan bunların kafeslerinin altı temizlenecek arkadaşlar. Şu an ıslatıyorum. Aslında şey gibi düşündüm. Bu alta suyu bastan temizledikten sonra banyo bile yapabilirler aslında bu kafeslerde. Öyle bir şey de olabilir. İlerleyen zamanlarda yaparım. Neden olmasın yani? Kuşların da hoşuna giderse. Bu yağlanmış zaten. Bunu mecbur uçuracağız arkadaşlar. Bu banyo istiyor bakın.
Kapıyı falan kapattım. Dışarıda rüzgar esiyor. Hasta olurlar diye önlemimi aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçumuzda banyo istiyor. Bunun arasında bir tabağa su koyup kafesin içinde konulabilir. Ya da dediğim gibi aşağıya su doldurulabilir. Çünkü hayvanlar da tüye girdikleri için kaşınıyorlar. Ve banyo yapmak istiyorlar arkadaşlar normal olarak. Bunlar yorulmuşlar herhalde. Arkada hiç gözükmüyorlar. Gelmiyorlar bile ön tarafa. Şurada beyazımız var. Şu beyazla zaten abi bu yeşil. Nerede yeşil ha bu? Abi bu sert çarptı arkadaşlar. Bunların dışında hepsi gayet güzeldi. Bir şu mavi erkeğimiz çarptı. O da toparladı zaten sonradan. Bir sıkıntısı yok Allah'a şükür. Artık böyle arada bir uçuracağız. Yumurtadan kaldırdıktan sonra dinlendirirken uçururuz. Bunlar için de güzel oluyor zaten. İngilizimizin düştüğü duruma bakın arkadaşlar, hiç tanınmıyor bile. O değil, kameradan da korkmuyorlar. Hayvanlar alışmışlar telefonu. Valla dibine kadar sokuyorum gene korkmuyor hayvan. Bakayım bu korkar mı? Bu korkar herhalde. Yo, bu da korkmuyor. İyi iyi alışmışlar bayağı. Şu beyaz erkeğimiz de zaten sert çarpmıştı, onu söylemiştim arkadaşlar. O da biraz acı çekiyor herhalde. Onu biraz kafasını dağıtalım, suyunu sıkalım, iyice ıslatalım. İyi, bugün iyi oldu onun için. Uçtukları iyi oldu yani. Şu en aşağıya su sıkmayacağım. Bunlarda yerde yem var arkadaşlar. Hem dallarımız var hem kanaryemiz var. Yemlere su gitsin istemeyiz. O yüzden onları sıkmayacağız. Bunları biraz daha sıkalım. Şimdi sıçan gibi oldular. Bu kadar yeter herhalde. Yağlandıkları için uçurdum arkadaşlar. Bir de tüy doldukları için uçurdum. O tüylerini falan uçarken dökerler diye düşündüm. Öyle de oldu zaten. Döktüler hep tüylerini. Buralar şu an hep tüy mesela. Buralar falan birazdan süpürülecek. Şunların altı falan temizlenecek. Yağlanmış kuşları uçurmanızda fayda var arkadaşlar. Hem rahat rahat hareket edemiyorlar. Hayasal fonksiyonları falan zayıflıyor hayvanın. Refleksleri falan zayıflıyor. Hem de üretim yapıyorsanız da yumurta falan çıkarma ihtimali azalıyor. Yani uçurmanız gerekli kuşları düzenli olarak. Ben de dediğim gibi işte böyle dinlendirmeyi aldığım zaman sezon bitince bunları hep ayırıp böyle uçuruyorum arkadaşlar. Sürekli mama falan verdiğim için, bir de kafes ortamındalar hayvan. Kafesten fazla nereye uçacak? Şu karşıdan karşıya uçacak. Başka bir şey yok yani. Kolay kolay eritemiyorlar. Yağ dönüşüyor da zaten. Yani biri hızını alamadı. Yine uçuyor bak. Nereye gittin? Gel, daha yorulma. Ben seni çıkartayım yukarıya, gel. Gel. Heh. Bunların da böyle ele gelmesi hoşuma gitmeye başladı. Evet, iki tane en iri erkeğimiz yan yana arkadaşlar. Şu an benim evimde en iri kuşların iki tanesi bu. Bir de yanında çakalımız var. Tabii çakal bunlardan biraz daha küçük. En irileri bunlar. Sen sevdiriyor mu kendini? Gel bakayım. Küçükken seviyordum ben seni, gel. Sevdirmiyor mu? İngilizimiz geliyor mu acaba öyle? İnşallah öğrenmiştir o da ya. Ben çakıl ya. Gitti gene, kafa attı oraya. Buna da direkt çöküp alsak mı acaba? Bunun da hareketleri iyi. Hızlı uçuyor gidiyor. Şu tarafa git hadi. Git o tarafa, git git. Koş. Telefonu yakınlaştırayım, arkasına elimi sokayım, hemen yakalayayım. Gitmezse daha fazla. Aha, yakalayamadım. Daha fazla sakatlanmadan gel. Heh. Normalde uçuyordu arkadaşlar. Dediğim gibi hem yağ var hem de şu an ıslattım. Canı falan acımıyor. Şu an avcumda olduğu için bağırıyor. Şimdi kafesi salayım. İzleyin görün, hiçbir şey yok. Geç. Sanki bir yerini koparttık, geç. Sus demem, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu yakalayalım, alttan elimizi sokalım. Hop, tamam, bu kadar. Geç. Bunlar zaten ele geliyor. Şu dişlerimizi yakalasak iyi olur. Ben hiç değilse videoyu bitireyim arkadaşlar. Öyle yakalayayım. Daha kolay yakalarım, şimdi tek elimle falan zorlanırım.
Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Aklınızda başka tür videolar varsa videonun altına yorum yaparak bana bildirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar kanalın kapak fotoğrafıyla profil fotoğrafını değiştirme gibi bir düşüncem var. Eğer bundan anlayan bir arkadaşınız varsa ya da siz anlıyorsanız bana yardım edebilirsiniz. Bakayım ben de şu an bir çalışmanın içindeyim. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı. Sizin de öyle bir yeteneğiniz varsa yapıp bana gönderebilirsiniz. Beğenirsem direkt yaparım yani. Sıkıntı yok onda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.